Nureddin Soyak Başyazı Müminül Emin Kamil mümin olmanın yolu müminler için hidayet rehberi olan Kur'an'a tabi olmaktır. Rabbimiz yüzlerce ayetinde bizlere kamil mümin olma yollarını göstermiş, bunun hayata uygulanmasını da resul ve Nebileriyle öğretmiştir. Allah'ını tanıyıp iman eden Rabbine güvenen kamil mümin, dünyevi kaygıların hepsinden emin olur. Huzur bulur. İlahi müjdelere nail olabilmek için bütün gücüyle gayret eder. İlahi müjdelerin gayrete getiremediği, ilahi müjdelerin tatmin edemediği kimseleri hiç kimse gayrete getiremez, hiçbir şey tatmin edemez. Kur'an müminler için şifadır. Şimdi can kulağıyla ilahi ve nebevi öğütlere kulak verelim, gönül verelim, Vakti gelince de bu değerler uğruna can vermesini bilelim. Mümin öncelikle Rabbine iman edecek, ibadet edecek, itaat edecek, Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek, sevdiğini Allah için sevecek, imanını kaybetmekten çok korkacak ve ona göre bir hayat yaşayacak. Müminin dostu Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Mü'min dini alaya alıp oyuncak edinenleri ve kafirleri dost edinemez. Mü'minler Resullere indirilene iman ederler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Büyük mükafatı kazanırlar. Mü'minler itaatkardır. Doğrudur, sabırlıdır, Allah'a derinden saygı duyar. Sadaka verir, oruç tutar, namuslarını korurlar. Allah'ı çokça anarlar onun hükümlerine gönülden tabi olurlar. Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Namazlarında derin saygı içindedirler. Faydasız işlerden, boş sözlerden yüz çevirirler. Zekatı öderler, ırzlarını korurlar. Emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Namaz kılmaya devam ederler. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları asla dost edinemez. Çünkü böyle yapanların Allah'la bir ilişiği kalamaz. Öğüt, müminlere fayda verir. Müminler, müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludur. Müminler, Allah yolunda cihad ederler. Bunu yaparken de hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Müminler, içki, kumar, zina, hırsızlık, faiz gibi haramlara yaklaşmazlar. Müminler, öğüdünü Kur'an'dan alırlar. Müminler sadece Allah'tan korkarlar. Müminler kardeştir. Müminler birbirlerinin arasını düzeltir. Allah anıldığı zaman müminlerin kalpleri ürperir. Müminler Allah'a ve Resul'ün razı eder. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül ederler. Müminler iyiliği emreder, kötülükten men ederler. Müminler malları ve canlarıyla cihad ederler. Müminler gözlerini haramdan sakınır ve ırzlarını korurlar. Başa gelen musibetler bir imtihandır. Müminle münafığı belli eder. Namaz müminlere farz kılınmıştır. Müminler Allah'a karşı gelmekten sakınır. Müminler insanları Müslüman olmaya zorlayamazlar. Mümin selam veren kimseye çıkar ve menfaati için sen mümin değilsin diyemez. Mümin mümini asla öldüremez. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah müminlerle beraberdir. Allah müminlere çok merhametlidir. Allah müminleri destekler. Allah müminlere yeter. Allah müminlerin ecrini zayi etmez. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Müminlere yardım etmek Allah'ımız üzerine bir haktır. İhlasla salih amel işleyen müminler cennete girecektir. Allah müminlere güven duygusu ve huzur indirir. Allah müminlere malları ve canları karşılığında cenneti verir. Allah müminler aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Allah müminlere ebedi olarak kalacakları cennetler ve çok güzel köşkler vaat etmiştir. Allah koyduğu sınırları hakkıyla koruyan müminleri müjdeler. Müminler yalnız Allah'a güvenirler. Müminlerin kendilerine çok düşkün, çok şefkatli ve merhametli peygamberleri vardır. Bugün müminlerden birbirine kardeş olamayan, birbirlerini sevemeyen, birbirlerinin dedikodusunu yapan, birbirlerini haset eden, birbirlerini gıybet eden, birbirlerine lakap takan, birbirlerini aşağılayıp alay eden, birbirlerine yalan söyleyen, birbirlerini aldatan, birbirlerine iftira eden, birbirlerine kin tutan birbirlerinin ayıplarını ve kusurlarını araştıran birbirlerinin arasını bulmayıp birbirlerinin arasını bozan birbirlerinin malında, canında, namuslarında gözü olan ve birbirlerini öldürenler Allah ve Resulüne itaat etmeyip isyan edenlerdir. Bunlar Kur'an'dan beslenmeyip Kur'an'ı nefsi arzularına alet eden cahil, gafil veya hainlerdir. Rabbimiz Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Buyurmaktadır. Müslüman elinden ve dilinden emin olunandır. Müslüman kardeşlerinin ihtiyacını giderendir. Müslüman kardeşlerinin sıkıntısını giderendir. Müslümanlar bir bedenin azaları gibidir. Müslümanlar birbirlerini sever. Müslüman kardeşlerinin kusurlarını örtendir. Kendisi için istediğini başkaları için isteyip kendisi için istemediğini de başkaları için istemeyendir. Malayaniyi boş şeyleri terk edendir. İyi geçinen ve iyi geçinilendir. Zulmetmeyen, zulme baş kaldırandır. Bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenendir.